Günaydın çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde geometrik cisimlerin köşeleri, yüzleri, kenarları konusunu işlemeye devam edeceğiz. Burada bir örneğimiz var. Diyor ki aşağıda özellikleri söylenen geometrik cisimleri bulalım. İsimlerini yazalım. Neymiş? Özelliğine bakalım. 6 tane yüzüm var diyor. 4 eşit dikdörtgenim. 2 kare yüzüm birbirine bakar. Bil bakalım ben kimim? Bu geometrik cisim hangisidir çocuklar? Kare prizmadır. Peki bu ne diyor? 8 köşem var diyor. Düzenli olmayı çok severim. Bu nedenle her yerim 6 adet karedir benim. Yani bu geometrik cismimiz çocuklar. Neymiş? 8 köşeliyim. Düzenli olmayı severim. Bu nedenle her yerim 6 karedir benim. Nedir bunun adı? Bu geometrik cisim küptür çocuklar. Bir diğerine bakalım. Hepsi birbirinden farklı. 3 dikdörtgenim var. Bitti zannetme arkadaş. Hepsinin karşısında eşi var. 12 ayrıtımı söylemeye ne gerek var? Nedir bu? Dikdörtgenler prizması çocuklar. Devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Geometrik cisimlerle ilgili doğru ifadeleri ve yanlış ifadeleri birlikte inceleyelim. Üçgen prizma ile kare prizmanın köşe sayıları aynıdır. Üçgen prizma ile kare prizmanın köşe sayıları aynıdır. Doğru mu bu ifade? Tabii ki yanlış çocuklar. Bütün yüzleri kare olan cisim kare prizmadır. Bütün yüzleri eşit olan cisim kare prizmadır. Doğru mu? Tabii ki yanlıştır. Bir diğer ifade, dikdörtgenler prizmasının 12 ayrıtı vardır. Yani 12 kenarı vardır. Bu ifade doğru bir ifadedir çocuklar. Bir diğer ifade, kare prizma ile küpün köşe sayısı eşit değildir. Doğru mu? Tabii ki bu ifade yanlış. Çünkü kare prizma ile küpün köşe sayıları eşittir çocuklar. Başka bir ifade, sadece kürenin köşesi yoktur. Bu ifade doğru mu, yanlış mı? Tabii ki yanlış bir ifade. Diğer bir ifademiz, dikdörtgenler prizmasını oluşturan bütün yüzler birbirine eşit değildir. Bu ifade doğru bir ifadedir çocuklar. Sizler de kitabınızda ilgili bölümleri ne yaparsınız? Açarak sayfa sayfa yaparsınız. Bir başka problemimiz, örneğimiz diyelim. Aşağıda verilen geometrik cisimlere ait bilgileri işaretleyerek bir tablomuz var. Bunu birlikte dolduralım. Nedir geometrik cisimler? Küp, koni, silindir, küre, üçgen prizma, kare prizma ve dikdörtgenler prizması. Şu özellikler hangi geometrik cisime aitse ne yapacağız? İşaretleyerek tablomuzu tamamlayacağız çocuklar. Küp ne var? Karesel bölgesi var ve buna kare prizma. Ne diyor? Küre yüzümde, yüzeyimde aynı diyor. Yüzümde, yüzeyimde aynı diyor. Dikdörtgensel bölgelerim var diyen geometrik cisimler neler? Silindir, üçgen prizma, kare prizma ve dikdörtgenler prizması. Bölgelerimden biri dairedir diyen geometrik cisim hangisi?
konidir. Bölgelerinden iki tanesi dairedir diyen geometrik cisim de silindirdir çocuklar. Bir başka tablomuz yine geometrik cisimlere ait bilgileri işaretleyerek tablomuzu tamamlayacağız. Şöyle bakalım. Hem üçgensel hem dikdörtgensel bölgem var diyen geometrik cisim nedir? Üçgen prizmadır. Bütün yüzlerim eşit diyen geometrik cisim hangisidir? Tabii ki küptür çocuklar. Beş yüzüm var diyen geometrik cisim üçgen prizma. 12 ayrıtım var diyen geometrik cisimler ise küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasıdır. Peki 8 köşem var diyen geometrik cisimler hangisidir? Yine küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasıdır. Peki 6 tane yüzüm var diyen geometrik cisimler hangileridir? Tabii ki yine küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasıdır. Demek ki çocuklar, bir daha hatırlayalım, bilgimizi tazeleyelim. 12 ayrıtı, 8 köşesi ve 6 tane yüzü olan geometrik cisimler neler? Küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasıdır. Evet çocuklar, kare, dikdörtgen ve üçgen çizme. Bu geometrik cisimleri gördük. Ve bu geometrik şekilleri kare, dikdörtgen ve üçgen çizmeyi birlikte defterlerimize yapacağız. Peki bu geometrik şekiller kare, dikdörtgen ve üçgen modeli çizmek için hangi araç gerece ihtiyacımız vardır? Çocuklar, geometrik şekilleri model kullanarak çizebileceğimiz gibi cetvel veya gönye ile de istediğimiz ölçülerde de çizebiliriz. Çizeceğimiz şeklin özelliklerini çok iyi bilmeliyiz. Yani kare çiziyorsak karenin özelliklerini, dikdörtgen biliyorsak dikdörtgenin özelliklerini, üçgen biliyorsak üçgenin özelliklerini bilmeliyiz. Biz geçen yılki birinci ve ikinci sınıfta bunları görmüştük. Kare neydi? Dört kenarı birbirine eşit olan şekilde. Dikdörtgen neydi? Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan şekilde. Üçgen ise üç kenarı olan, üç köşesi olan şekilde. Demek ki bu kare, dikdörtgen ve üçgeni çizmek için modeller kullanabiliriz. Cetvel veya gönye ile de çizebiliriz. Çizeceğimiz şeklin özelliklerini çok iyi bilmeliyiz. Uzunluklarını cetvelin üzerine yazan ölçülere göre çizeriz. Cetvelin ölçümü, cetvel ölçümü yaparken sıfır noktasından ne yaparız? Her zaman başlarız çocuklar. Karenin 4 eşit kenarı vardır, bunu biliyorsunuz. Ve bütün kenarlarının birbirine dik olduğunu unutmayalım. O halde 5 santimetrelik bir kenar çizdiysek diğerlerini de 5 santimetre çizmeliyiz. Yani kareli defterlerimize, cetvelimizi elimize alıp sıfır noktasından başlayarak 5 santimetrelik bir kenar çizeceksek karenin bütün kenarları ne olmalı? 5'er santim uzunlukta olmalıdır. İşte burada bir kare çizimi var. Demin de söyledim. Kareli defterimizi aldık. Çocuklar, cetvelimiz elimizde. Her zaman sıfır noktasından başlayarak 5 santimetre uzunluğunda bir kenar çiziyoruz. Karenin bütün kenarları birbirine eşit olacağı için bütün kenarlarını 5'er santimetre çizerek kareyi ne yapmış oluruz? Çizmiş oluruz. Kareli defteri matematik derslerinde ne için kullandığımızı şimdi çok iyi
Anlamışsınızdır çocuklar. O kareli çizgileri de kullanarak geometrik cisimleri çok rahat bir şekilde çizebiliriz. Bu defterin kareleri geometrik cisimleri çizmemizde bize büyük kolaylıklar sağlar. Burada dikdörtgenin çizimi var. Ne demiştik biz dikdörtgenin özelliğini belirtirken? Karşılıklı kenarları birbirine eşit olacak. İşte bir uzun kenar alıyoruz. 5 santimetre uzunluğunda. Öyleyse bunun karşısındaki kenarda ne olmalı çocuklar? 5 santimetre uzunluğunda olmalı. Kısa kenar ise 3 santimetre. Öyleyse bunun karşısındaki kenarda kaç santimetre olmalı? 3 santimetre olmalı. Şöyle bir tane çizerek gösterelim. Çocuklar, yan tarafta çiziyorum. Bir dikdörtgen çizerken, bakın, uzun kenar bunun karşısında aynı uzunlukta. Diyelim ki 5 santimetrelik bir uzun kenar. Kısa kenar 3 santimetre. Bunun karşısındaki kenarda nedir? 3 santimetredir. İşte bu nedir? Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dikdörtgendir çocuklar. Dedik ki dikdörtgenin karşılıklı 2 kısa 2 de uzun kenarı var. Ölçülerimiz kısa kenarlar 3'er santimetre. Uzun kenarlarımız 5'er santimetre olarak ne yaptık? Kareli defterimizin sayfasını kullanarak düzgün bir şekilde çizdik. Üçgen çizelim çocuklar cetvelle. Cetvelle üçgen çizerken üçgenin pek çok farklı çeşidi var çocuklar. Üç kenarı vardır. Üçgeni çizerken cetveli koyup önce başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirerek üçgenin uçlarını birleştirmemiz kolay olur. 3 tane yani şöyle çocuklar 3 tane nokta belirleriz. Bunu cetvel koyarak noktaları birleştirdiğimizde ne yapmış oluruz? Üçgeni çizmiş oluruz. Ölçüleri 3 santimetre, 4 santimetre ve 5 santimetre. Yani bu şu demek, üçgenin kenarları çeşitli uzunluklarda olabilir, eşit de olabilir. Yani 5'er santimetrelik kenarı olan bir üçgende ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Peki çocuklar, aşağıda kenar uzunlukları belirtilen şekilleri çizelim diyor. Ne var burada? Kenar uzunluğu 4 santimetre olan kare. Cetvelimizi elimize alıyoruz. Bir noktadan itibaren 4 santimetre ne yapıyoruz? Her bir kenarı 4 santimetre uzunluğunda çiziyoruz. Sizler de defterinize ne yapacaksınız? Her kenar 4 santimetre olacak şekilde çizeceksiniz. Burada kenar uzunluğu 3 santimetre olan kare, kenar uzunluğunu 3 santimetre olarak çiziyoruz. Burada da kenar uzunluğu 2 santimetre olan kare, bu şekilde ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Bir sonraki matematik dersimizde geometrik şekillere devam edeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.